Herkese merhabalar. Yeni nesil soru avcımızın dördüncü bölümüyle beraberiz. Toskop Arantonguç hazır mı sevgili dersimize? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber yeni nesil soruları... Param parçedeceğiz. Yenilensiz sorular bizim için çok basit olacak ve harika bir şekilde bugün üç tane hedef sorumuz var. Birincisi çarpanlar ve katlar zor bir konu bu arada onu söylemek istiyorum. Olasılık ikinci konumuz, üçüncü konumuzda cebirsel ifadeler modelleme sorusu her sene geliyor. Bu sene de bekliyoruz ve mükemmel bir şekilde bu yenilensiz soruların nasıl çözdüğünü mini taktiklerle aynı zamanda adım adım çözümleriyle öğreneceğiz. Hiç merak etme, sakin ol, arkana yaslan ve harika bir şekilde yenilensiz soruların nasıl adımlara bölünüp çözüldüğünü görüp sen de kafanda bunlarla alakalı soru çözüm yöntemleri geliştireceksin. Hadi bakalım o zaman ilk sorumuza başlayalım. <laughs> bu eskiden çıkmış bir LGS sorusu ve bu soru aslında tam ve tam bir EBOB ekok sorusu. Bu soruyu gördüğümüz zaman ne yapacağız? Bakıyoruz sorumuza. Her birinin kütlesi 40 kilogram az ve birbirine eşit olan buğday çuvalları burada duruyormuş. Yandaki gibi bir kantarda tartıldığında çuvalların toplam kütlesi 720 kilogram gelmektedir. Kantar üzerindeki çuvalların sayısı. Bu çuvallarla eşit kütleye sahip çuvallar konularak yani arttırılmış görüyorsun. Toplam kütle 1344 olmaktadır demiş. Tamam. Buna göre kantolojinin sonradan kullanılan çuvaların sayısı en az kaçtır demiş bize sorumuz bu. Bu yeni nesil sorumuz bunu çözmeye çalışacağız ama adım adım çünkü yeni nesil sorular bildiğin gibi bir adımda çözülmüyor veya bunu gördüğün zaman kafanda bütün sorunun çözümünü canlandıramıyorsun. Adım adım ilerleyeceksin zaten o pamuk ipliği gibi çözülüyor. Evet ilk adımımıza başlayalım. Toplam kütlesi 720 kilogram olan çuvallara yeni çuvallar eklendiğinde toplam kütle 1344 kilogram olduğuna göre eklenen çuvalların toplam kütlesi kaç kilogramdır demiş. Bu kadar basit bir adımla başlıyoruz. Yani ilk başta 720 idi. Sonra birkaç çuval ekledik. 1344 oldu. Ne kadar kütle eklendi? Ne kadar kütle eklendi? Çok basit. 1344'ten 720'yi çıkartıyoruz ve ...eklenen kütlenin 624 kilogram olduğunu buluyoruz. İlk kazanımımızı bulduk. İlk adımımızı attık. Hayırlı uğurlu olsun. Birinci adımda 624 kilograma ulaştık. Eşit kütleye sahip çuvallardan oluşan iki çuval topluluğunun kütlesi... ...birincisi 720 kilogramdı. Sonrasında eklenenler de 624 kilogramdı. İşte bunların... O eşit çuval kütleleriyle aslında oluşturduğu için yani eşit kütleye sahip çuvallar oluşturduğu için birinin kütlesi en fazla ne kadar olur diyor. İşte tam bir EBOB. Aslında şöyle düşünelim. Büyük bir kütleyi biliyoruz biz. Büyük kütleleri biliyoruz. 720 kilogram, 624 kilogram. Bunlar küçük küçük parçalardan oluşuyor. Aslında bizim aradığımız şey bu küçük çuvalların bir tanesi. Dolayısıyla büyük parçadan küçük parçaya ulaşmak istiyorsak bizim burada yapmamız gereken şey EBOB'du. Eğer yani bölme yapıyoruz aslında. Küçük küçük parçalara bölüyoruz. Hadi o zaman yapalım bakalım. 720 ve 624'ün ebabını bulmaya başlayalım. 2'ye böldük. 360, 312. 2'ye böldük. 180 ki bu arada bu ikisini de böldük, böler. Bu da ikisini de bölecek. 180, 156. E, 2'ye böldük. 90 burası. Burası da 78. Bu da ikisini de böldü. 2'ye böldük. Böyle devam ediyoruz. Hiç usanmadan 39 diyoruz. Bu da ikisine böldü. Artık 2'ye bölünmüyor. Artık 3'e bölünüyor. 3 15 13 diyoruz. Bu da ikisinde böldü. Sonra tekrar 3'e bölüyoruz. 5 e, bu bölmedi ama 13 diye kaldı. Sonra 5 gelecek sonra da 13 gelecek ve bitecek olay. Dolayısıyla bizim dikkat etmemiz gereken şey bu ortak bölenler. Hemen çarpalım şunları. 2, 2, 4, 4, 2, 8, 8, 2, 16, 16, 3, 48 kilogram çıktı. Bir çuvalın kütlesi bu olabilir diyebilir miyiz evladım benim? Diyebiliriz hocam. İşte burada patlayabiliriz. Diyebiliriz diyorsun ama olmaz. Neden? Çünkü ne demişti? Her birinin kütlesi 40 kilogramdan az ve birbirine eşit olan demişti. İşte koşula dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tarz sorularda mutlaka bir ön koşul veriyor. Bizim bu ön koşula mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kadar basit olmuyor sorular. Yani ebobunu bul cevabı bul. Bitti. Olmuyor böyle işte. Çuvallarımız 40 kilogramdan az olacakmış. Dolayısıyla 48 kilogram olabilir ama... 48'in aslında... 48'in en büyük olduğunu bilmemiz gerekiyor. En fazla olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu bölen sayılar da olabilir. 48 olabilir. 24 kilogram olabilir. 12 kilogram olabilir. Yani çuvallarımız 48 kilogram olabilirse en fazla 24 de olabilir. 12 de olabilir. Çünkü bak 720 ve 624'ü 48 bölüyorsa 24 de böler. 12 de böler. Hatta 6 kilogram da olabilir. Hatta 3 kilo, 4 kilogram dolu bir, hatta 3 kilogram dolu bir, Hatta 1 kilogram dolu bir, hatta 2 kilogram dolu bir. ama biz en fazla dediği için 48 kilogramı seçecektik. Tam ama şunu gördük. O zaman diyoruz ki ben 24'ü seçerim Pikachu diyorum ve cevabımız buradan bulduğumuz sonuç 48 olamaz kusura bakma 24 kilogramdır diyoruz en fazla. sonrasında Toplam kütlesi 624 kilogram. Eklenen kütle neydi? 720'yi 1344 yapabilmek için 620... 624 kilogram eklememiz gerekiyordu. İşte bu eklenen kütle 24 kilogram olan küçük küçük çuvallardan oluşuyor. O zaman 624 kilogramın içerisinde kaç tane acaba 24 kilogramlık çuval vardır dersek ...iki kere 24 48 14, 144'ün içinde 6 kere var ve 0, 0, 0, Yani 26 çuval vardır diyordu ve aslında bize zaten ilk baştaki sorumuzda onu soruyordu. Dikkat edelim burada birçok şey dikkat ettik. İlk başta buradaki artışı bulduk. 600 24 kilogram dedik ve sonrasında bu artış ve bu ilk başta olan zımbırtının e ebobunu aldık ve 48 kilogramlık çuvallar çıktı en fazla olacak ama sonrasında şuradaki ön koşulumuza dikkat ettik ki bunlar tam bir soru yenilisi soru çözüm taktikleri ön koşulda ne diyordu 40 kilogramdan az o zaman kusura bakma arkadaşım senin bir altın olmalı yani 24 kilogram olmalı dedik ve 24 kilogramın 624 yani artıştaki bu eklenen zımbırtılardaki kaç tane çuval olduğunu denk geleceğini bulduk. Ve ne bulmuştuk? 26 çuval bulmuştuk. Yani aslında cevabımızı bulmuştuk bile. İlk yeni nesil sorumuz hayırlı olsun. Ve geldik yeni yeni nesil sorumuza. Burada olasılık sorumuz var. Geçen sene e, LGS sınavına çıkan çok güzel bir sorumuz aslında. Burada parçalarla boyanmış görüyorsunuz bir tane halı varmış. Kenar zorlukları 1 metre ve 9 metre olan bir halının ön yüzü şekildeki gibi farklı renklere boyanmıştır. Görüyoruz renkleri. Bu renklerin her birinin kapladığı karesel bölgenin alanı birbirine eşittir. Alanları birbirine eşitmiş. 9 metre zaten. Demek ki burası 1 metre, 1 metre, 1 metre, 1 metre falan filan. Boyalı parçalarla parçada aynı renk olmayacak şekilde iki parçaya bölünecektir. Hmm. Buna göre bu parçada her birinin boyalı yüzünün alanının diğerinin boyalı yüzünün alanının iki katı olması of birazcık karışık gibi geldi bana. Ama ilk başta tabii ki karışık gelecek. Adım adım ilerleyeceğiz. Burada çok önemli bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Bak böleceğiz bunları ve bu halıyı her birinin kapladığı bilmem ne eşittir falan diyor. İki parçaya bölünecektir diyor. Ama bu parçalarda aynı renk olmayacak şekilde diyor. Bu bizim için bir ön koşul. Buna dikkat edersek soruyu çözebiliriz. Dikkat ederim. Bakın eğer ben şu şekilde bölersem... Şu şekilde bölersem problem olmaz. Yani tam bu kesişme noktalarından bölersem problem olmaz. Ama Söyle bakayım bana. Buradan bölersem ne olur? İki tarafta da aslında kırmızı kalır. Veya buradan bölersem iki taraf yani bu parça ve bu parça da ikisinde de mor kalır. O yüzden benim bölmem gereken yer tam bu kesişme noktaları. O yüzden buna dikkat edeceğim. Şimdi artık sorumuza geçelim bu halı kaç farklı şekilde iki parçaya bölünür. Zaten tüm olası durumların sayısı lazım bize. Sonrasında istenilen olası durumlar yani bir parçanın diğerinin iki katı olma olasılığı vardı ya onu bulacağız. Şimdi kaç farklı şekilde iki parçaya bölünür? Şimdi dikkat edelim. Eğer ben böyle bölersem tamam milyonlarca çeşit bölebilirim aslında bunu. Ama bize ne demişti? Aynı renk olmayacak şekilde böleceğim demişti. Aynı renk olmayacak şekilde iki parçaya böleceğim demişti. Yani bizim ön koşulumuza göre biz tüm olasılıkları şöyle buluyoruz. Ya buradan bölerim, ya buradan bölerim, ya buradan bölerim, ya buradan, ya buradan, ya buradan, ya buradan, ya buradan. Toplamda kaç tane seçeneğimiz var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane seçeneğimiz var. İşte 8 şekilde bölünür. Aslında bu bulduğumuz şey Tüm olası durumlar yani bizim e, eğer bir olasılık hesaplayacaksak alt tarafımız 8'dir. Tamam devam edelim. Bu halı birinin alanının diğerinin alanının iki katı olan iki parçaya ayrıldığında bu parçaların alanları kaçar metrekare olur demiş. Toplamda halımız kaç metrekare? 9 metrekare hocam. Harikasın. Nasıl bulduk? 1 ile 9'u çarptık. 9 metrekare. Halımızı iki parçaya böldüğümüz zaman biri diğerinin iki katı olacak şekilde ayrılırsa ki buralardan bölmem gerekiyor. Dikkat edelim. Çünkü başka türlü bölemiyorum. Buradan böldüğüm zaman iki parçada yani mesela şuradan böldüm diyelim. Bu parça ve bu parça. İkisinde kırmızı oluyor. Olmuyor. Buradan bölmem gerekiyor. O zaman bak ne oldu? 3 ve 6. Zaten 9 metrekare ise 3 ve 6 metrekarelik iki parçadan başka bir seçenek olmuyor. Bunu kafadan bulabiliyorum. Normalde hesap yaparak işte e, x artı 2x eşittir 9 metrekare derdim. Oradan da x'in 3 metrekare olduğunu bulurdum. O zaman 3 metrekare bir tanesi, bir tanesi de 6 metrekare olacak halılarımızın iki parçası bunu da bulduk. Sonrasında bu halı birinin halının diğerinin iki katı olacak iki parçaya kaç farklı şekilde ayrılır demişti. O zaman üç ve altı olacaksa bak ya buradan bölerim evladım benim. Bu birinci seçenek. Bu ve bu toplamı dokuz metrekare üç ve altı olacak şekilde ayrıldı. Birinci seçenek. Birinci seçenek. Yani istenilen durumları bulmaya çalışıyorum bak. İkinci seçeneğimiz de buradan bölerim. Bu da İkinci seçenek olur. Bu da ikinci seçeneğimiz. Bak bu bir üç ve altı oldu. Bu üç ve altı oldu. Başka olabilir mi evladım benim? Olamaz hocam. Tebrik ediyorum. Olamaz çünkü hani buradan bölsem dört ve beş olur. İki katı olmaz. Buradan bölsem iki ve 6 e, altı, iki ve yedi olur. Bu da üç katı, ol, iki katı olmaz birbirinin. İki ve yedi birbirinin iki katı değil ki. Birbirinin iki katı olmasını istiyoruz. İki parça ayırması O zaman iki tane seçeneğimiz var. Burada da istenilen durum sayısı iki. E o zaman bulduk soruyu yahu bunun iki olduğunu bulduk bunun da en başta sekiz olduğunu bulmuştuk buralardan bölünce için iki bölü sekizden cevabımızın bir bölü dört olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz İşte yeni nesil soruları adım adım çözmeyi öğreniyoruz adım adım akıl yürütmeyi öğreniyoruz geldik yepyeni bir soruya nispeten zor bir soruydu gerçekten birazcık e, şekilsel yetenekler gerektiren bir soruydu ama beraber çözeceğiz bu soru gerçekten birazcık karışık gözüküyor. Burada diyor ki kare şeklindeki bir boş bir panoya böyle bir pano varmış. Kare şeklinde burası çok önemli ama kare. Ee, üç eş mavi karton, üç eş mavi karton ee, köşeleri burada görüyoruz. Köşegenleri panonun köşegeniyle çakışacak şekilde yerleştirilmiştir. Yani panonun köşegeni şöyle demek ki şuradan geçiyor, şöyle geliyor, şöyle. Tamam eyvallah. Panoda boş bırakılan bölgelerin alanları toplamı 6x kare artı 36x artı 54 santimetre kare boş bırakılan bölgeler buralar yani buralar buraları demek istiyor maviler olmayan yerler bunların alanları e, ne demiş bu kadar demiş vay be bayağı fazlaymış kartonların üst üste gelen bölgelerinin her birinin alanı bak burası 1 santimetre karelik Karesel. Oo harika. Kare şeklindeki panonun çevresinin uzunluğu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade. Yani bunun çevresini soruyor. Bu karenin çevresi kaçtır diye soruyor. Şimdi sorumuz bu. Ama adım adım düşünmezsek bu soruda coflarız. Neden coflarız? Çünkü gerçekten de bir anda çözülecek bir soru değil. Yani bir anda bütün yöntemleri aklımıza getiremeyiz. Ben bile öğretmenim ben getiremiyorum kusura bakma. Dolayısıyla adım adım ilerleyelim. Alanı bir santimetre kare olan karenin bir kenar uzunluğu kaçtır sence? Ee, birdir hocam. Harikasın bu kadar basit. Yani şurada vermişti ya bir kare demişti ya bize. Şu karelerin bir tane kenarını bulabiliriz. Burası bir hatta burası bir, burası da bir, burası bir, burası bir, burası bir, burası bir. Bunların hepsini üzerlerine yazdım. Tamam bu bilgiyi yaptık. Birdir cevabımız diyoruz. Bunları üzerlerine yazdık. Sonra hatta şimdi burayı da yazalım. Bir, 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 bir. E, 1, 1, bir, bir, bir. Yukarıdaki panonun boş kısmına noktalı çizgiyle çizilen karelerden birinin alanı santimetre kare cinsinden veren cebisel ifade. Şimdi bak burada deminki soruda birazcık daha bak şekilsel yetenek kullandım. Dedim ki yahu şurada boşlukların alanları demişti ki bize böyle bir zımbırtı demişti. Ama ben bu boşlukların alanlarını düşündüğüm zaman hatta şöyle çizgiler çizdiğim zaman şöyle çizgiler çiziyorum bu boşlukların alanlarına şöyle şöyle çizgiler çiziyorum. Bir de bakıyorum bunlar aslında karesel bölgeler çıkıyor. Bakar mısın? Bu karesel bölgeler nasıl ortaya çıktı dersen. Şimdi burada şu kenarla bak burada bütün mavi kenarı görebiliyor musun evladım benim? Görüyorum hocam. Harikasın. İşte bunun bir kenarı e, bilmiyoruz ne olduğunu. Bu, bu, bu aslında şu aslında bunun bir kenarından birini azalmış hali. Aynı şekilde bu aslında yani şu kenar aslında bunun bir kenarından bir kenarından birin buradaki birin azalmış hali. Dolayısıyla şu kenar ve şu kenar birbirine eşit. O zaman bu bir kare. Bu bir kare. O zaman diyorum ki yahu aynı şey burada da geçerli. O zaman bu da bir kare. Bak burası da bir kare. E bu kare bu kare ise e burası da bir kare. Zaten bütün şekil karelerle üzerinde kurulmuş. Burası da kare, burası da kare, burası da kare. Toplamda burada altı tane kare var diyorum. Ve bu altı tane kareyi kendi çizimlerimle buluyorum. E zaten bize bu verdiği 6 tane karenin yani boşlukların alanı bu demişti. O zaman karelerden birinin alanı bulabilmek için 6x kare artı 36x artı 54'ü burası zor biliyorum. Yani şunu bölmek çok zor gibi geliyor ama şekiller genellikle ayarlanmış oluyor yenisi sorularda. Yani böyle böldüğüm zaman tak diye 6 tane kare çıktı. Bunu 6'ya böldüğüm zaman bir karenin alanını bulabilirim. Şunu 6'ya bölerim x kare. Şunu 6'ya bölelim artı 6x. Şunu 6'ya bölelim artı 9. O zaman bu bir karenin alanı diyorum. Bir karenin alanı. Boşluktaki karenin alanı bu arada. Ondan sonra hoppa geldim x kare artı 6 x artı 9 demiştim ya. Olan bu karenin yani şu karenin veya bu karenin veya bu karenin bu karenin bu karenin, hiç fark etmez. Bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden veren ifade. E bu alanıysa mesela sana desem ki alanı 9 olan bir karenin kenarı kaçtır evladım benim? 3'tür ee, hocam. Tebrik ediyorum bu kadar basit. 3 nasıl bulduk? 9 neyin en, en karesi? 3'ün karesi. İşte Allah, o zaman bu neyin karesidir diye düşünüyorum. Ya bakar mısın Allah aşkına o kadar güzel ayarlanmış ki. Bu aslında x'in karesi. Bu da 3'ün karesi. İkisinin çarpımının dikkati burada var. Aslında bu bir tam kare. Yani x artı 3'ün karesi bu aslında. O zaman bu bir karenin alanıysa bir kenarı nedir desek e, x artı 3'tür. Bak x artı 3 çarpı x artı 3 yani x artı 3'ün karesidir. Alanı x kare artı 6 x artı 9'dur bu karenin alanı. Yani şu karelerden bir tanesinin kenarını x artı 3 bulduk. Burası da x artı 3. Burası da x artı 3 o zaman. Çünkü bunlar eş karelerdi hepsi birbirlerine. x artı 3, x artı 3 hepsini üşenmeden yazıyorum. Çünkü soruyu çözeceğim bunun sayesinde. Ondan sonra, ondan sonra dikkat edelim şurasını artık bulduk. Burası x artı 3'ü, burası da x artı 3. Burası kaçtı? 1'di. E o zaman mavi bir karenin bir kenarı da x artı 3 artı 1 yani x artı 4 ediyor burası. O zaman burası da x artı 4 çünkü eş mavi kareler var burada. E o zaman Büyük şeklimizin çevresini soruyordu. Gel bakalım şimdi seninle beraber. Mavi renkte karelerden bir, birinin bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden. Demin buldum tüh. Çok hızlı davrandım. X artı 3 ise bu. Burası da X artı 3'tür. Sonra burası 1'di zaten demiştik. Bu ikisinin toplamı X artı 4'tür. Paranın bir kenar uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebisel ifade nedir demişti. E burası bunların hepsi eş karelerdi. Burası da X artı 3. Hop hop. Bu zaten demin bulduk. X artı 4. X artı 4. O zaman bunun bir kenarı da X artı 4 artı X artı 3 artı X artı 3. Yani buranın hepsi. Hemen cevabımız 3X artı 10 çıkıyor bir kenarı büyük karenin. E bundan sonra artık yeni nesil hedef sorumuza geldik. Bir kenarı 3x artı 10'sa bütün çevresinde dilersek 4 tane 3x artı 10 var. 4 tane aynı kenardan var. 12x böyle dağıttığımız zaman artı 40 cevabımız çıkıyor. Yani yenilesi sorumuzun cevabı A seçeneğiymiş. Süper bir şekilde yenilesi soruları çözmeye patır patır devam ediyoruz. Hızlanma kampımız geliyor. Arkadaşlar hızlanma kampımız hızlanma setiyle yapacağız ve hızlanma kampımızda çok yakında mükemmel sorular çözeceğiz ve hızlanma kampının içerisindeki bu yenisi soru avcısı kampımızda beraber problem bankasını çözüyoruz. Problem bankası mükemmel bir kaynak. Temel, orta ve zor sorulardan oluşuyor ve adım adım yeni nesil soruları yapabilmemiz için şu anda gösterdiğim adımlara göre ayarlanmış. Mesela ilk soruda Tek basamaklı e, sorular çıkıyor, İlk te, iki ve bir ve iki işlemli sorular çıkıyor. Sonrasında orta sorularda üç ve dört işlemli, sonrasında zor sorularda artık beş altı işlemli sorular çıkıyor. Dolayısıyla buna göre beraber yapacağız, çalışacağız ve çok bomba bir sürprizimiz var. Türkiye geneli LGS denemesi. Türkiye'nin her yerindeki tonuş kitapçılarına dağıtıyoruz ve harika bir şekilde sizinle beraber bu LGS denemesini Türkiye'de sıralamamız görmek için kullanacağız ve Türkiye genelinde LG seremesi çok yakında Tonguç'un tüm satış noktalarında sizinle beraber. Türkiye'deki seviyemizi ölçeceğiz. Acaba hangi yüzdelik dilime giriyoruz? Gerçekten çok güzel sorular var içerisinde ve harika bir şekilde içindeki soruların analizini de buraya yaptık. Denemedeki soruların dağılımında ve Türkiye'nin her yerindeki tomu kitapçılarından çok uygun bir şekilde ulaşabileceksiniz. Hadi bakalım o zaman şimdiden derslerinizde başarılar. Ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla. Teşekkürler hocam. Görüşürüz.